Dünya değişiyor ve her şey değişiyorken ne yazık ki Türkiye'de siyaset eski kavgaları tercih ediyor ve değişime direniyor. Değişime ayak sürdüğü için ekonomide değişimi yönetemiyor, hukukta adaleti tesis edemiyor. Eğitim sistemimiz köhnemiş ve ezbere dayalı. Ne yeteneğe göre istihdamı hedefliyor ne bize hayatı öğretiyor. Hukuk sistemimiz tümüyle kayırmacılık üzerine kurulu ve adaleti tesis edemiyor. Dava dosyaları birikiyor ve adalet bazen geç bile işlemiyor. Güvenlik konusunda insan merkezli, toplum merkezli yeni bir güvenlik konseptini bir türlü hayata geçiremiyoruz. Eski korkularımız, ön yargılarımız, ezberlerimizle hem dış politikada hem de içeride kendi yurttaşlarımızı kategorize ediyoruz, kutuplaştırıyoruz, kamplaştırıyoruz. Kutuplaşma ve kamplaşma üzerinden kendisini şekillendiren siyaset aslında toplumda da sadece gerilimi tırmandırıyor. Oysa kangrenleşmiş sorunlarımız var. Can yakıcı sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların çözümü konusunda siyasetin önce kendisini değiştirmesi gerekiyor. Siyasetçi topluma güven vermeli. Toplumun siyasetçiye güvenini artıracak şey çözüm odaklı siyaset yapma kapasitesidir. Eğer sorunlarımızı konuşursak, sorunlarımızı çözmeye odaklı siyaset yaparsak hem kavgayı bitiririz hem de yıllardır çözemediğimiz sorunlarımızı kolayca çözebiliriz. Türkiye'de siyasetin değişime ihtiyacı var. Ön yargıları, ezberleri, korkuları aşma konusunda siyasetin topluma öncülük yapmasına ihtiyaç var. Türkiye'de siyasetin değişiminin önünde iki büyük engel var. Bunlardan birisi siyasetin finansmanı konusu. Bir yerlere bağımlı ve birilerine borçlu biçimde siyaset yapılması toplum yararının önündeki en büyük engeldir. Kamu yararını değil, toplumun ortak çıkarını değil, siyasetten haksız kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getirenleri siyasi partiler korumak zorunda kalıyorlar. Kişisel kariyer hesapları ve parti fanatizmi ne yazık ki ülke sorunlarının önünde ve üzerinde yer alıyor. Biz şunu çok net biçimde başarmamız gerekiyor. Partiler toplum için vardır. Parti çıkarları toplumun ve ülkenin ortak çıkarlarının üzerinde asla olamaz. Ve kimsenin kişisel kariyer hesabı ülke sevgisinin üzerinde bir yere konumlanamaz. Dolayısıyla kurtarıcı bekleyemeyiz. Sorunlarımızı kendi sorununu çözemeyen siyasi partilerden hiç bekleyemeyiz. Sorunlarımızın acilen çözülmeye ihtiyacı var. Bunun için de toplumun siyasetle kurduğu ilişkinin değişmesine ihtiyaç var. Evet, toplum eğer gerçekten küçük hesaplarla değil, çocukları için, yarınları için, ülkenin geleceği için siyaset üzerinde bir irade sağlarsa kesinlikle siyasette kendisine yeni bir çekidüzen verecektir. Dünya büyük bir krizle karşı karşıya. Hem gelir dağılımı çarpıklığı bütün insanlığı tehdit ediyor, hem de savaşlar, göç ve bu gelir dağılımı çarpıklığının ortaya çıkarttığı tablo aslında toplumsal barışı neredeyse imkansız hale getiriyor. Demokrasinin sadece temsili demokrasi olmaktan çıkması, katılımcı, müzakereci ve toplum sorunlarını çözmek için bizatihi gerçek öznenin, karar alma süreçlerinin asıl sahibinin toplum olduğu bir demokrasinin inşa edilmesi gerekiyor. İç demokrasisini kuramamış siyasi partilerin ülkede demokrasiyi hayata geçirmesi inandırıcı değildir. Ne kadar kulağa hoş gelen süslü sözler söylerse söylesin partiler, içlerinde adaleti, ehliyeti tesis edemedikleri sürece ülkede de adaleti ve ehliyeti hayata geçiremezler. Biz sosyal adalet olmadan toplumsal barışın olmayacağını biliyoruz ve toplumsal barış olmadan da ne ekonomik ilerlemenin ne de güvenli bir geleceğin inşa edilemeyeceğini gayet net biçimde fark ediyoruz. Dolayısıyla da nasıl birlikte üreteceksek birlikte yönetmeyi de başarmamız gerektiğini çok açık söylüyoruz. Evet, birlikte üreteceğiz, el ele yöneteceğiz ve bölüşmeyi mutlaka öğreneceğiz. Türkiye siyaseti imrenilen, gıpta edilen ve sadece kendisinden daha yoksul ülkeler, daha geri kalmış ülkeler için değil, dünyanın en ileri, gelir düzeyi en yüksek, eğitimi, insani gelişmişliği zirvede olan ülkeleri için de örnek bir model olabilir. Ama bunun için önce siyasetin güven tesis etmesi gerekir. Toplumun siyasetçiye inanması gerekir. Siyasetçinin de küçük oy hesaplarıyla halka yalan söylemesi
söylemekten vazgeçmesi gerekir. Adalet ve hakikat birbirinden ayrılmaz iki insani değerdir. İnsanlık tarihi gösteriyor ki insanlık zaman zaman savaşlarla büyük kayıplar verdi ve adeta insani değerlerde geriye gitti. Ama bütün bu kısır döngülerden çıkışın yolu da yine aslında insana ve insanlığa dönmekte. İnsani değerler bizi biz yapan değerlerdir. İnsanlar haklarıyla yaşarlar ve haklarını hayata geçiremediğiniz bir ülkede insanların ortak gelecek kurmasını, birlikte barış içerisinde yaşamasını sağlayamazsınız. Haklar sadece kanun metinlerinde yazılacak şeyler değildir. Aynı zamanda hayata geçirilecek ve toplumun da haklarının farkında olarak bunların kavgasını, mücadelesini siyasete taşıyacağı değerlerdir. Dolayısıyla biz hak temelli siyasetin bütün insanlığın yegane kurtuluşu olduğunu biliyoruz. Bir ülke eğer hak temelli bir yönetimi inşa ederse her türlü sorununu da siyaset aracılığıyla çözebilir. Yeni teknolojiler, bilgiye ulaşma imkanları özellikle gençlerimizi bizden daha avantajlı duruma getiriyor. Gençlerimiz bütün dünyayı görebiliyor, okuyabiliyor ve dolayısıyla da bizim eski kutuplaştıran, kamplaştıran, çatıştıran gündemimizle değil, onları gerçekten doğrudan ilgilendiren yarın ne olacakları, nasıl bir eğitim alacakları, iş bulup bulamayacakları, doğdukları ülkede yakınlarıyla birlikte insanca yaşayıp yaşayamayacaklarıyla ilgili kaygı içerisine sürükleniyorlar. Dolayısıyla da onların bu umutsuzluğunu, bu karamsarlığını giderecek, kaygılarını ortadan kaldıracak bir hukuk düzenini, bir adalet ortamını ve özellikle de yeni bir üreten ekonomi modelini birlikte inşa etmeliyiz. Çevreye duyarlı, hayvan haklarını önemseyen, kadına şiddeti kabul etmeyen ve çocukların en masum ve insanca yaşamayı baştan, doğuştan hak etmiş varlıklar olduğunu, bizim aslında atalarımızın mirasını taşıdığımız gibi çocuklarımızın emanetçisi olduğumuzu da bilen bir siyaseti inşa etmeliyiz. Dünya ancak o zaman yaşanabilir hale gelir. Türkiye ancak o zaman bütün güzel insanlarla güzel bir ortamı elde edebilir. Siyaset artık sırtımızda yük olmaktan çıkmalıdır. Biz siyasetçileri sırtımızda taşımak için var olmadık. Siyasetçiler bize hizmet için varlar. Eğer siyasi partiler, liderler kendilerini toplumun üzerinde bir yerde görüyorlarsa bu hem bize yapılan büyük bir haksızlıktır hem de ülkenin geleceğini, yarınlarını karartan alışkanlığın devam ettirilmesidir. Biz bu alışkanlığın bitmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Türkiye'de siyasette yeni bir sayfanın açılmasını, yeni bir bakış açısının, yeni bir anlayışın siyasete egemen olmasını savunuyoruz. Evet, bunu başarabiliriz. Bunu birlikte yapabiliriz. Eski kavgaları bir tarafa bırakıp önümüze bakmak, yarınlarımızı birlikte kurmak zorundayız. Biz buna varız. Siz de varsanız bu yükü birlikte taşıyabiliriz ve çocuklarımıza utanmayacağımız, mahcup olmayacağımız bir ülkeyi birlikte bırakabiliriz. Siyaset hizmet için yapılır. Ayrımcılık yapmadan, kimseyi dışlamadan, kimsenin etnik kökeni ya da inancını tartışma konusu yapmadan ekmeği büyütmeyi, adil bölüşmeyi ve farklılıklarımızla eşit, özgür yurttaşlar olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz ve sizi de göreve davet ediyoruz.